Olmaz bir cinayet, hatta lince sahne oldu. Ta Nijerya'dan kalkıp yavru vatana gelen öğrenci, genç kızların da aralarında bulunduğu grup tarafından kaldığı yurttan alındı. Yetmedi, dövülerek öldürüldü. Kimse ne olduysa. Üçü kız, yedi genç Nijeryalı öğrenciyi evinden aldı, döve döve katletti. Cansız bedenini gölete attı. Akıl almaz cinayet Kıbrıs'ı ayağa kaldırdı. Arabalara. Hadi Allah'ın acele. Kennedy, Taom Baba, dede. 7400 kilometre uzaktaki ülkesinden kalktı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Nijerya Kıbrıs hattındaki korkunç olay oyun oynayan çocuklar sayesinde ortaya çıktı. Siyahi gencin cansız bedeni Magosa'daki Çanakkale göletinde bulundu. Polis önce genç adamın kimliğini, ardından da adresini tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre dede kalabalık bir grup tarafından zorla kaldığı yurttan çıkarılmış bir otomobile bindirilmişti. Kıbrıs polisi otomobilin 22 yaşındaki Zekeriya Kurucu'ya ait olduğunu belirledi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli ilk ifadelerinde dedeyi sopalarla dövdüklerini itiraf etti. Genç kızsa olay anında orada olduğunu ancak vurmadığını ileri sürdü. Ondan 16 yaşındaki şüpheli genç kızın babasıysa çocuğu için avukat tutmadı. Kızımsa da gereğinin yapılmasını istiyorum dedi. Polis sorgulama için 2 gün ek süre alırken bir yandan da biri genç kız, 4 firari zanlının peşinde. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Kıbrıs karıştı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki Afrika kökenli öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.